Süper Lig'de ikinci yarı başladı. Şimdi önce bir itirafta bulunmak istiyorum. Konya Spor Galatasaray maçının değerlendirmesini yapmadan önce çok net bir şekilde söylemeliyim ki ben bu 17. hafta maçından yani ikinci yarının ilk maçından ya da başka bir ifadeyle ilk yarının son maçı olarak bildiğimiz 17. haftada Galatasaray'ın Konya'da Konyaspor'u Sporu yenebileceğine ihtimal vermiyordum. Hele hele Galatasaray bu durumdayken böylesine cezalı daha doğrusu cezalılar demeyelim de Galatasaray'da bu kadar yokların var olduğu bir dönemde Galatasaray'ın gidip Konya'da Konya Sporu 1-0 yenerek artık yeni e, şekliyle söylersek ikinci yarıya 3 puanla başlıyor olması hakikaten çok anlamlı. Hakikaten Galatasaray için bana göre bir kırılma maçıdır, bir mesaj maçıdır. Galatasaray inanın bana bir derbi maçını kazanmış olsaydı örneğin Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile e, oynayıp da bir maç kazanmış olsaydı Kazandığı Konya Spor maçı kadar değerli ve anlamlı mesaj içeren bir maç olmazdı diye düşünüyorum. Galatasaray şimdi önce şurada bir birleşelim. eksikler çok, yanlışlar çok, her şey negatife doğru giderken Konya Spor maçı'nı kazanarak ne mesajları kimlere nasıl verdi? Önce bunu görmemiz lazım. Galatasaray rakiplere, özellikle kendinden üstünde bulunan rakiplere Başakşehir'e işte Beşiktaş'a hadi kendinden üstüne dedik ama kendinden altta olan Fenerbahçe'ye de şu mesajı verdi. Bakın ey rakipler ben en kötü halimle, en eksik halimle, en sorunlu halimle gittim Konya'da Konya'yı yendim. Bu ne demektir biliyor musunuz? Sizler hepiniz çok iyi durumdayken, transferler yapmışken, hocalarınıza güven duyulurken, başkanlarınız, yönetimleriniz çakır çakır çalışırken, bizde herkes birbirinin gözünü oyarken ben gittim Konya'da Konya gibi güçlü bir takımı yendim. Bu şu anlama geliyor. Siz artık ligde yalnız değilsiniz. İşte Bruma gibi yıldızını oynatamamış. Her şeye rağmen Yasin gibi oyuncusunu oynatamamış. İşte formsuz oyuncularıyla Defansında sadece iki oyuncuya mecbur kalmışken iki tane işte e, hani çok da öyle kamuoyu tarafından tasvip edilmeyen transferleri henüz daha saatlerce sayılı bir süre içerisinde yapmış olmasına karşın Galatasaray Konya'da Konya Spor'u yeniyorsa bunun hakikaten bir derbi kadar bana göre önemi vardır. Kazanılmış bir derbi maç kadar önemi vardır. Şimdi şurada anlaşmak lazım. Galatasaray Sorunlu, gerçekten çok sorunlu. İşte Galatasaray'ın başkanına taraftarı camiası güven duymuyor. Galatasaray'ın teknik direktörüne hakikaten taraftarı camiası güven duymuyor. Futbolcuların içinde bile e, teknik direktörü böyle çok da saygıyla karşılamayan, çok da ciddiye almayan oyuncular var. Bunların kimler olduğunu biliyorsunuz. Bunların yaşadıkları, neden oldukları bir takım skandallar da var. İşte Yasin kaç defa kadro dışı bırakıldı, affedildi. Ben şimdi bunları anlatacak değilim. Yasin neden affedildi de, o neden alınmadı da, bu neden oldu da, yok Galatasaray'ın golcüye ihtiyacı var da, yok bu defansta bu iş yürümez de. Tamam hepsini bunların, evet çok da konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz. Ancak yine... Konya Spor önündeki 90 dakikaya döndüğümüzde şöyle bir gerçekle karşılaşıyoruz. Konya Spor hani derler ya işte çok koşacaksın, çok mücadele edeceksin. Konya Spor 120.800 e, kilometre koşmuş. Düşünebiliyor musunuz? 120 kilometre koşan bir takım buna karşılık Galatasaray sadece 111 kilometre koşmuş yani hani derler ya koşu mesafelerine bakalım falan diye Konyasporun 5-6 futbolcusu 12 bin metrenin üstünde mesafe koşarken Galatasaray'da işte 11'i gören bir iki tane futbolcu var diğerlerinin durumunu biliyorsunuz Üstelik Konya 71 dakikadan sonra da bir kişi eksik oynamış buna karşın 120 kilometre koşmuş ama bu şudur ki Galatasaray akıllı oynamış, tecrübeli futbolcuları var, kaliteli futbolcuları var. E şunu zaten ben hep kendim bugüne kadar söyledim. Ben hep iddia ediyorum. Galatasaray bu kadar eksik olmasına rağmen iyi bir kadroya sahip. Yeter ki bu iyi kadrodan e, maç kazanacak 11'i bulmak, 14'ü, 15'i bulmak, hatta 18'i bulmak. Bu kimin işidir? Bu teknik direktörün işidir. Bu teknik direktör bunları bulabilir mi? Vallahi işte hani e, hep kendileri ne söylüyorlardı? Ya biz ilk yarıyı liderin 3 puan gerisinde 3. sırada Fenerbahçe'nin üstünde bitirdik. Ben de bunu eleştiriyordum. Kardeşim bitirdin de ben seni Konya spor maçından, Karabük spor maçından sonra göreceğim diye sürekli eleştiri getiriyordum. Ama şimdi Konya spor maçından sonra gördük ki Galatasaray en kötü ihtimalle bu, bu yerini koruyacak. Bu hafta da koruyacak. Ha diyeceksiniz ki Karabük maçı. Bundan sonraki maçlarda e, Galatasaray'ın Konya Spor önünde evet oynadığı futbol eleştirilebilir, tartışılabilir ama Galatasaray'ın sanki ligde var olacağını göreceğiz. Sanki Galatasaray iki transfer daha yapacak gibi görünüyor. Bunlar olmalı. E, olmazsa yine biz eleştirileri yapmaya devam edeceğiz. Hani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar bilmiyorum. Yani biz mi yanlış yanlış düşünüyoruz. E Galatasaray'ın golcüye ihtiyacı var derken Galatasaray için işte Semih'in ya da Hakan Balta'nın çok ideal defans oyuncuları olmadığını, bunlarla yürümelerinin mümkün olmayacağını, işte sağ tarafı sabriye siz sürekli verirseniz bütün bunları konuşabiliriz. İşte sağ e, sol kanatlar zayıf, defansın göbeği zayıf, işte forvette oyuncun yok, golcün yok, işte Eren'in durumu belli. Şimdi i̇şte bunların hepsini tartışabiliriz, konuşabiliriz. Sizler, ben hepimiz konuşuyoruz günlerce dile de getiriyoruz. Ancak bir gerçek var ki kazanmak önemli. Kazanan her zaman haklıdır demek zorundayız yani. Kazanan haklıdır Galatasaray çıktı takır takır öyle ya da böyle 3 puan hanesine yazdırdı. Ha diyeceksiniz ki işte Rodriguez girdi e, ne bileyim işte Sabri bile gol attı. E, bir de şöyle düşünelim eğer Rodriguez Sabri gibi bir oyuncuya bile gol attırabiliyorsa bundan sonra Galatasaray'ın işi daha kolay olacaktır. Yani kolay derken Galatasaray böyle pozitif olmaya devam edecektir. Şimdi Konya Spor bir bakıyorsunuz maça öyle hızlı başlıyor ki daha ilk yarıda maç 3'e 4'e gidebilirdi. Öyle ya da böyle atamadılar değerlendiremediler. Hani diyebilirsiniz ki değerlendirse ne olurdu? Değerlendirse işte Galatasaray belki 3 puanı göremezdi vesaire vesaire. Yani bunları söylemek mümkün söyleyebiliriz de ama dönüp dolaşıp aynı yere geleceğim. Tablo net. 3 puan Galatasaray'ın hanesine yazıldı. Galatasaray eksik haliyle 3 puanı aldı. Galatasaray en kötü haliyle 3 puanı aldı. Galatasaray bu zayıf defansa rağmen 3 puanı aldı. Cezalı futbolcular olmasına rağmen 3 puanı aldı. İşte sürekli eleştirilen hocaya rağmen 3 puanı aldı. Sürekli eleştirilen bir başkana rağmen 3 puanı aldı. Daha yeni transfer edilmiş olan e, Rodriguez sahaya e, çıkar çıkmaz ayağına ilk topu aldığında topla buluştuğunda son derece akıllı bir şekilde iyi bir orta yapıp Sabri'ye bile gol attırdı. Ne bileyim işte Ahmet Çalık henüz daha takıma girmedi. Galatasaray belki bir golcü alacak, defansa bir takviye yapacak. Mustera sakattı. İşte o yoktu, bu yoktu, şu vardı, bu vardı derken Galatasaray'ın 3 puan alması sanki bir mesajdır, sanki bir kırılma anıdır. Bunu böyle görmek lazım, böyle değerlendirmek lazım. Futbolda her zaman her şey e, kağıt üzerinde yazıldığı gibi yapılan tahminlerle olmuyor, yürümüyor. Sonuç Galatasaray kazandı. Ben dediğim gibi artısını, eksisini çok fazla tartışmayacağım. Galatasaray'ın verdiği mesajları, yani en kötü haliyle, en eksik haliyle açık söylüyorum Galatasaray'ı bundan sonraki hiçbir maçta bu kadar eksik göremezsiniz. İşte bu Roma'sıydı, Yasin'iydi, yeni transferleriydi, yeni gelecek golcüsüydü ya da yeni gelecek defans oyuncusuydu, yeni alınan de oyuncularıydı. Hiçbirinden mahrum bu kadar göremeyeceksiniz. Ve Galatasaray bu Konya maçıyla yani eğer ben gidip deplasmanda Konya'yı yenebiliyorsam bundan sonra arenada bütün maçlarımı kazanırım. Bundan sonra giderim deplasmanda da bütün maçlarımı kazanabilirim. Güveniyle, isteğiyle, arzusuyla, coşkusuyla oynayacak. Ve bu taraftara da bir güven verecek. Bundan sonra eminim ki arena e, oldukça e, heyecanlı maçlar yaşayacak. Arena dolacaktır, dolmalıdır. Galatasaray taraftarı futbolcusunun arkasında başkanla sorunu da olsa, teknik direktör Rick ile sorunu da olsa durmalı. Takımının arkasında sürekli olmalı, sürekli destek vermeli. Eğer Galatasaray... Beklenen golcü transferini yaparsa defansa iyi bir kaliteli Popescu ayarında bir de yabancı e, takviyesini yaparsa mevcut oyuncuların başta Selçuk olmak üzere biraz e, form düzeylerini yukarı çekebilirse bir istek bir coşkuyla Galatasaray çok daha büyük işler yapabilir diye düşünüyorum. Yapmalı diye düşünüyorum ama... Konya maçı ile beraber verilen mesaj çok önemliydi. Rakiplere gözdağı verildi. Rakiplere ince mesajlar verildi. Galatasaray dedi ki biz varız. Bu yarışta biz varız dedi. Galiba olmaya devam edecekler biz e, noktayı koymak durumundayız. E, ben hemen maçtan sonra bunları sizlerle paylaşayım dedim. Hadiseye bu gözle bakmak lazım. E, dediğim gibi şunu eleştirmek, bunu eleştirmek hiç kimseyi bir yerlere götürmez. E, pozitif bakmak lazım, bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Dolu tarafına baktığımız zaman da gördüklerimiz bunlar. E, eğer bu kadar eksik ve kötü bir galatasaray bugün Konya sporu yenebiliyorsa biraz iyi, biraz düzgün, biraz formda kadrosunu tamamlamış golcüsüyle, defansıyla ve diğer futbolcularıyla istekli, arzulu, hırslı Galatasaray ruhuna yakışır şekilde mücadele ederse bu Galatasaray sanki ligde son dakikaya kadar hani var diye basketbolda son topa kadar vallahi son haftaya kadar sanki iddiasını sürdürecek gibi görünüyor. Yani önümüzdeki haftalarda köprülerin altından mutlaka çok sular akacak ama şu anki e, mevcut durumu böyle görüp değerlendirmek lazım. E, bu görüş ve düşünceleri paylaşalım. Çok kişiyle e, paylaşmakta fayda var. Artık şu abone sayısını da biraz yukarılara doğru çekelim ki güçlü bir noktada bulunduğumuzu biz buradayız dediğimiz zaman burada olduğumuzu herkese gösterelim. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.